Şu an 2 tıkandı gibi geldi bir an. Abi yavaş ya şu an. Yani hızlanması düşük. Ya bununla çok fazla top speed göremeyiz gibi geliyor bana. Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bugün Car Simulator 2 oynayacağız. Yine çok istenilen arabalardan bir tanesini bugün alacağım arkadaşlar. Şimdi biz bugün Aventador. Niye söyleyemedim? Aventador'la başlayalım. Bugün yine yorumlarda çok istenilen bir arabayı satın alacağım bugün ve güzel olacağını düşünüyorum. Her ne kadar tipini çok sevmesem de ben bu arabadan alacağız. Şimdi önce nerede olduğuna bir bakayım. Abi direkt buradaymış ya. Hiçbir yere gitmeyeceğiz. Direkt karşımızdaymış. Şansa bakın. Bilmiyordum nerede olduğunu ve direkt karşımızda çok istenilen bir ara. Bak şu kırmızı var ya, şu kırmızı. Bu kırmızıyı çok istiyordunuz işte. Arabamız Toyota Supra MK5, yani yeni hali. Eskisi zaten bizde vardı Supra'nın. Bugün de yenisini alacağız. Daha sonra eski ve yeninin karşılaştırmasını yapacağım arkadaşlar sizler için. Şimdi şöyle bir bakalım. Evet, niye söyleyemem ben bugün Aventador'u ya? Aventador'u almıştık. Bunu alacağız yakın zamanda. Bunları hiç almadık. Bunu almadık. Corvette var. Şu pick-up'ların hiçbiri yok. Ama buradaki arabamız, ismi ne bunun, ne geçiyor? Fuji diye geçen 342 bine Toyota Supra'yı alacağım sizlere. Çok istemişsiniz. Bayağı seviyorsunuz demek ki. Ha, bunun yenisi, eskisi daha güzel. Yenisinin tipini ben çok beğenmiyorum. Hadi şimdi 342 bin verip yeni arabamızı aldık. Hiçbir garajımızda yer yok. Sadece yeni aldığımız şu garajda yer var. Bunu oraya koyuyor otomatik. Her yer doldu. Yakın zamanda ev gelecek bu arada. Dur, şimdi önce içine bakalım. Vay, içi güzelmiş bunun. Evet, gerçekten içi, kokpit bayağı iyi gözüküyor arkadaşlar. Kaliteli olmuş. Ama yine de şuraların yazları çok kötü gözüküyor. Daha güzel bir tekstür olabilirmiş. Ama araba bayağı iyi. E ne yapacağız? Tabii ki hız testi yapacağız arkadaşlar. Direkt, hatta şöyle yapalım. Yine köprünün oradan başlayıp yolun sonuna kadar gitmeye çalışayım. Daha sonra olmadı, diğer taraflarda testimizi yapacağız. Toyota Supra istiyordunuz. Alın size Toyota Supra. Hadi bakayım. Şimdi kaç basıyor merak ettim. Muhtemelen 330-340 civarı gider gibi gözüküyor. Tahminim sadece. Bakalım driftine falan da bakacağız. Diğer testleri kontrol edeceğiz bugün. Şu an 2 tıkandı gibi geldi bir an. Abi yavaş ya şu an. Yani hızlanması düşük. Ya bununla çok fazla top speed göremeyiz gibi geliyor bana. Aa, 250. Gördük. Gördük. Sonunda bir top speed görebildik. 250 kilometreymiş arkadaşlar. Toyota Supra'nın yenisinin top speed, ama bu stok. Yani bunun daha yükseltmeleri var. Hepsinin yükseltmelerini yapacağız. Yaptığımızda ortalık karışacak. Şimdi hani drift gibi bakalım. Arabanın top speedini ben biraz düşük buldum arkadaşlar. Yalan yok yani. Biraz daha iyi olması lazımdı. Bence top speed'i Toyota Supra'nın ama bir tık düşük arkadaşlar. Şu an abi drifti Supra arkadaşlar. Supra drift yapar. Bakın görüyorsunuz. Çok güzel yani, şu an için drift performansı konusunda çok iyi şeyler söyleyebilirim. Ama biraz şöyle bir sıkıntı var. Bakın şimdi şöyle söyleyeceğim. Bak, hemen bozuyor. Çünkü gücü biraz düşük olduğu için arka arkaya sürekli drift yapmanız biraz zor bu arabayla. Birazcık yükseltmeye ihtiyacı var. Yükseltmemiz gerekiyor arkadaşlar, ama kontrollü bir drifti var. Yani öyle saçma sapan kayıp sağa sola çarpıp değişik değişik şeyler yapmıyor gördüğünüz gibi. Çok güzel bir şekilde zorlanmadan bir drift performansı sergiletebiliyor. Abi daha ne olsun? Saçma sapan kayıp durmuyor işte. En güzeli böyle zaten. Abi kaymayacak kafasına göre. Benim kontrolüm şekilde kayacak. Ve Toyota Supra. Gerçekten şu an için top speedini çok beğenmesem de driftini, bakın çarpmadan dönersem helal olsun. Bravo. Abi araba çok iyi. Gerçekten araba çok güzel. Drift konusunda beklediğimin üzerinde. Ben bu kadar iyi olabileceğini tahmin etmiyordum yani driftinin. Yalan yok. Biraz devam edelim. Hatta şöyle yapacağım. Birazcık trafikte %72 trafikte drifte deneyeceğim. Daha sonra da diğer testlerimizi, trafikteki testimizi, ardından yeni bir test, polisten kaçış testi yapacağız arkadaşlar. Daha önce
Bunu söylemiştim bir önceki videoda. Şans eseri kaçmıştık, yapalım falan demiştim. Ve bugün de ilk testimizi resmi olarak Supra ile yapacağız. Arabalar var, biraz çarpmaya başladık. Allah Allah, niye böyle? Birazcık çarpmalar geliyor arkadaşlar. Biraz daha kontrollü gitmek lazım. Trafikte drift yapmak tabii ki yapılmaması lazım. Tehlikeli, yasak ama biz şu an oyundayız. Yapıyoruz abi. Ve oyunda bile ne kadar tehlikeli olduğunu görüyorsunuz. Kaç kere çarptım yani. Bayağı sıkıntı. Direkt buraya gireceğim. Çok iyi be. Çok iyi. Vay 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 vay. Gördüğüm en iyi drift yapan arabalardan diyebilirim. Çarpmadan iyi durdum. Çok güzel. Gerçekten çok güzel bir drift performansı var Toyota Supra'nın. Şimdi drifti kapatıp trafiği %100'e alıp şehir içinde... Abi polis var orada ya. Dur. Şuradan döneyim ben. Hiç onunla uğraşmayacağım. Şuradan kaçalım. Önce trafik testi yapacağım. Arabaların arasından hızlı bir şekilde girip çıkıp bakalım araba çok savruluyor mu? Yoksa kontrolleri, kontrol kabiliyeti falan iyi mi? Görmüş olacağız. İlk deneme harikaydı. Orada çok iyi geçtim bu arada. Hop! Ah, burada hantal kaldık. Yani bastım ama dönmedi bile araba. Ağır kaldı bayağı. Bakalım göreceğiz. Performansının iyi olmasını bekliyorum. Supra'nın burada. Önümüzü göremiyoruz. Tekrardan sağ tarafa. Burada hemen drift'i aktif etsek güzel olurdu. Abi şu an şöyle söyleyeyim. Ben beğendim. Yani çok sağlam. Drift'i çok iyi. Yani gördüğünüz gibi sürüş bayağı iyi arabanın. Çok kontrollü, güzel kullanabiliyorsunuz. Yani kaza yapmadan gidiyorsunuz neredeyse. Daha ne olsun. Yani ama top speed biraz eksik arkadaşlar. Ben 250 değil de ne bileyim. Ya ben 300 civarı bir şey beklerdim yani çok rahat bir şekilde. Ama birazcık top speed'i düşük geldi bana Supra'nın. Ama kontroller inanılmaz iyi. Ya baksana abi, biz bunları normal arabalarla yapamayız. Direkt çarpıyoruz. Ama Supra ile çok rahat bir şekilde gördüğünüz gibi bunları yapabiliyorsunuz arkadaşlar. İnanılmaz iyi. Gerçekten inanılmaz iyi bir kontrolleri var Supra'nın. Şimdi şu ileriden bir uçuş deneyeceğim. Tamam mı? Bak uçuşu izleyin ama. Çarpmazsak tabi. Allah Allah. Abi uçamadım ya. Öyle yapmayacaktım ki. Farklı bir şey vardı kafada. Daha doğru direkt tırmanıp uçacaktım şehre doğru ama oradaki araba yüzünden maalesef gittik. Şimdi biz ne yapalım biliyor musunuz? Trafiği biraz azaltalım. 50 yapalım ve polisten kaçış testi yapalım arkadaşlar. Bu arabayla polisten kaçabilir miyiz? Onu görmüş olacağız. Şimdi öncelikle biraz böyle tehlikeli hareketler yapıp polisin dikkatini çekelim. Hatta drift aktif edip biraz drift yaparak polisleri peşimize takalım arkadaşlar. Aman vurma be. Vurma vurma vurma, sakin. Şu yola hiç girmedik burada Supra ile. Abi araba gerçekten top speed haricinde beklentimin üzerinde çıktı. Ben bu kadar iyi olacağını tahmin etmiyordum. Ha, keşke son hızı da en yüksek hızı da iyi olsaydı. Ama maalesef orada eksik. Şimdi polisi gördüm. Dur, o taraftaymış. Pardon. Hemen peşimize takalım. Gel bakalım polis. Beni yakalayabilirsen Supra ile helal olsun. Abi yakalanmamamız lazım. Bu test çok önemli. Yeni testlerimiz arasında olacak artık. Polisten kaçış testi ama zaten şimdiden pes etti abi. Bu ne? Supra'yı gören yani peşimize düşemiyor. Adam gitti. Yok. Bak bıraktı. 18 saniye kaldı. Demek ki neymiş? Çok rahat polisten kaçabiliyorsunuz Supra ile. Bu arada bir stadyuma gidelim. Bir drift görevi yapalım. Oradaki performansa bakıp daha sonra bitiririz yavaştan. Ama burada bir uçuş deneyeceğim ben bu arada. Nasıl uçuş diyeceksiniz. Şöyle bir uçuş arkadaşlar. Ya ya abi niye kayıyorsun ya? Durduk yere kayıyor araba orada. Neyse bu tarafa gideyim. En son iki yerden uçmaya çalışacağım. Şu rampa var ileride. Oradan bir uçuş denemek istiyorum. Yakın zamanda bunu böyle bir challenge olarak yapacağız. Diğer tüm arabaları toplayıp uçma testi yapacağız burada. Vay. Burayı aşan kazanan olacak yani, eğer öyle bir şey olursa, yaparsak. Ama
şurayı açsaydı stadyumun diğer tarafına geçseydi çok iyi diyebilirdim. Ama yine de gayet başarılı. Şimdi gelin son olarak bir drift şahanesi miydi neydi? Drift şaheseri görevini yapalım. Burada bir para kasalım, ardından da bitirelim. Yeni arabamız Toyota Supra'nın yenisi arkadaşlar. Yeni kasası. Çok istiyordunuz. Aldım. Hadi bakalım. Şimdi gazlıyorum. Hadi bakalım. Burada görevde merak ediyorum. Bakalım görevi yapabilecek kadar iyi yapabilecek miyiz drift'i? 7500 puan yapmamız lazım. Şu an için 1300. Bak. Fark ettiniz mi? Hızlanması yavaş. Araba zor kalkıyor yerinden tekrar durduğunuzda. Bu da işte yükseltmeleri falan yapmamız lazım. Orada vurduk biraz. Yine vuracağız. 1300 puan. Devam. Ama ben sanki yaparım gibi ya. Görevi öyle gözüküyor. Vurma. Allah. Ya son zamanlarda bu kadar kötü hiç drift yapmamıştım bu görevde. Bak görevde diyorum. Ama dışarıda drifti çok güzeldi. Şu an görevde yani hiç iyi yapamıyorum. Aslında tam ters olması lazım normalde biliyorsunuz ama şu an burada birazcık sıkıntıdayız. Ama bitiririz yine de ya. %40'ında bile 3700 zaten. Her türlü bitiririz diye düşünüyorum. Biraz zorladı. Normalde ben buralarda görevi bitiriyordum diğer arabalarla. Ama Supra'da birazcık yavaş oluyor bu iş. Ama yine de drift performansı güzel arkadaşlar. Arabaya puanım ben 10 üzerinden 8 puan verebilirim. Sizin puanınız kaç? Yorumlarınızı bekliyorum. Abi şunu bir yapsaydık ya. Yani bir bitiremedik şu görevi. Çok yavaş kayıyor. Biraz yükseltmek gerekiyor bu arabayı arkadaşlar. 7900. Tamamdır. %71'deyken görevi bitirdik arkadaşlar. Bu saatten sonra artık çok fazla kasmaya gerek yok. Rahat rahat gidebiliriz. Sıkıntı yok. Abi bu iş bu kadar. Çakma. Son puanı da alsak güzel olacaktı ama son puanı toplayamadım şu an için. Artık son driftler güzel. Vurmadık orada. 1000 yapar mıyız? Yaparız tabii ki. Güzel bir drift oldu. 35.000 artı taslak kazandık. Kaç taslak verdim bilmiyorum. 10 mu veriyor? 5 mi veriyor? 1 mi veriyor? Ona emin değilim arkadaşlar. Ama gayet güzel oldu. Toyota Supra çok istenilen bir arabaydı ve sizler için bunu satın aldım. Yine Car Simulator 2'de isteklerinizi araba, ev, içerik yazarsanız yapmaya çalışırım arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşmek üzere.